Vücut Geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonu 24 yaşındaki Kerem Sade Dilci, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi Edirnelilerden destek bekliyor. 12 yıldan beri sporun içindeyim. Çok büyük emekler veriyoruz. Türkiye'de şampiyon oldum, şampiyonlar şampiyon oldum. Şimdi 16 gün sonra İspanya'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Edirne'nin insanlarından gerekli desteği bekliyorum. İspanya'da Dünya Şampiyonası yapılacak. IFBB Federasyonu'nun 75. yıl dönümü kutlanacak. Aynı zamanda pandemi dolayısıyla IFBB tarihinde en kalabalık yarış olarak olacağı açıklandı. İnşallah hedefim tabii ki de birincilik. Hocamlar sağ olsun gerekli yardımları, destekleri yapıyorlar. Çok zor, 24 saatinizi bu spora göre yaşamak zorundasınız. Beslenme, dinlenme, antrenman, tüm günümüzü buna göre yaşıyoruz. O yüzden bence dünyanın en zor sporu. Fitness antrenörü Hasan Sedat Köksoy ve antrenör Kamil Derviş ile 15 gün sonra İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak Sade Dilci, Edirne'ye şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor. Gece gündüz idmanlarına devam eden Sade Dilci, 11 aydır çalışamadığını, bu sporun Edirne'de hak ettiği değeri bulamadığını, hiçbir şekilde desteğin olmadığını ifade etti. Yaklaşık bir 15 gün önce Türkiye'de yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda kendi sikletimde birinci oldum. Ve tüm sikletler arasında birinci olarak şampiyonlar şampiyonu unvanını elde ettim. Yaklaşık bir 15 gün sonra önümüzde Dünya Şampiyonası var. Milli takımla birlikte gideceğiz. Hedefim bu. Yaklaşık 11 ay bir hazırlık sürecim oldu Türkiye Şampiyonası için. Bir yıldan beri çalıştığım işi bırakmak zorunda kaldım. Masraflarımı karşılayamıyorum. Bütün masraflarımı ailem karşılamak zorunda kalıyor. Yetersiz kalıyoruz. Edirne'de hiçbir şekilde hiçbir sivil toplum örgütünden, iş adamlarından, belediyeden olsun destek göremedim. Her şeyi kendi başıma yapmaya çalıştım. Bundan sonra desteklerimi bekliyorum. Önümdeki süreç uzun. Bu sporu daha yapmaya devam edeceğim. Azimle çalışmaya devam edeceğim. İnşallah, umarım elimden tutan olur. Desteklerinizi bekliyorum. Edirne'de uzun yıllardan beri fitness sektörünün içindeyiz. Ata Edirne'yi ilk getirenlerden biriyim. Şu anda Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nda fitness teknik komite üyesiyim. Burada Edirne'de Kamil Derviş hocamla beraber birçok yarışmacı hazırlıyoruz Türkiye Şampiyonası'na ve Dünya Şampiyonası'na. En son örneği de Kurtköy'de yapılan 29 Eylül 3 Ekim'deki Türkiye Şampiyonası Dünya seçmelerinde Kerem Serdalliciler arkadaşımızın uzun yıllardan beri bu sporu yapıyor ama Türkiye'de ikinci yarışında şampiyonlar şampiyonu kendi sikletinde birinci olup diğer sikletlerinde birincisi overall şampiyonu olup kupasını alması bizi çok mutlu etti Kamil Hoca ile. Hem bizim emeğimiz var hem kendisinin emeği var. Fakat Edirne'de bu sporu bir türlü istediği konuma getiremedik. Birçok örneği var. 2013 yılından beri faal olarak yarışmacı hazırlıyoruz Kamil Hocam'la ve çok iyi dereceler elde ettik. Bunun yanında en büyük örneği şu anda Kerem kardeşimiz. Kerem İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gidiyor 15 gün sonra. Birlikte gidiyoruz. Ben de milli takım kafilesindeyim, milli takım antrenörü olarak. Kerem'in burada... Hedefimiz ilk 3. İnşallah bir aksilik olmazsa Dünya Şampiyonluğu veya Dünya ilk 3 bekliyoruz. Kerem'in özelliği çok çalışkan olması, çok iyi diyet yapması. Aşağı yukarı Kamil Hocam'la birlikte 11 aydır diyetini bozmadan bu işin içinde ve günde 6 saat çalışarak bu başarı geldi. Ve Kerem ileride bence Avrupa ve dünyada ismi duyulacak bir arkadaşımız. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hatta işini bıraktı. Bir yıldır işsiz bir şekilde. Sadece bu spora adadı kendini. Edirne'de istediğimiz desteği bulamıyoruz. Kulüpler bazında zaten bu şekilde bir yardımımız yok. Burada tabii bizim Edirne'deki büyüklerimize, belediye başkanımıza, valimize destek için buradan da bir haber olarak söyleyelim.
2008 Türkiye ikincisi oldum ben de bu sporda. Yıllardır, yaklaşık 22 yıldır yapıyorum bu sporu. Cidden zorluklarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Kerem'i çok iyi anlıyorum. İnanılmaz bir kas kalitesi var. Tanrı vergisi genetiğini ortaya işleyerek bu başarı geldi. Çok emek verdi. Gerçekten maddi manevi ciddi anlamda zorluklara rağmen bu başarıyı elde etmesi bizi çok gururlandırdı. Yolunun açık olmasını diliyorum.